Babacım uyan, babacım, babacım hadi uyan ya, <laughs> ne oluyor ya? Aa, çok güzel uyudum. Çocuklar siz mi geldiniz? Evet babacım biz geldik. Salih hapisten çıkartmışsın. Her şeyi anlattı Salih bana. Evet oğlum evet. Çıkarttım. Zengini de Rüzgar'ı da Salih'i de hapisten çıkarttım. Artık Salih ve Rüzgar da okula gelir. Beraber okula gidersiniz. Ama ben artık öğretmenliğe yetişemiyorum. Zaten okul müdürü de yeni bir öğretmen bulmuş. Artık öğretmeniniz değişti. Yani öğretmeniniz ben değilim tamam baba tamam sen de çok yoruluyordun zaten. Evet oğlum evet artık öğretmenliğe devam edemem. Hasan Usta'ya da şehre yeni bir yer yapmasını söylemiştim. Acaba bitirdi mi? Dur bakayım Hasan Usta'yı arayayım mı? Telefon sandıkta olacaktı. İşte burada. Tamamdır Hasan Usta'yı arayayım bakayım. Alo Fakir Bey buyurun. Hasan Usta nasılsın iyi misin? İyiyim Fakir Bey siz nasılsınız? Ben de iyiyim Hasan Usta. Şu sana dediğim yeri yaptın mı? Yaptım Fakir Bey yaptım. Gelin görün isterseniz. Şimdi etrafındaki duvarları da sökeceğim ve çok güzel olacak burası. Tamam asınız Usta geliyorum. Bekle iki dakika içinde oradayım. Çocuklar gelin siz de görün haydi. Babacım ne yaptırdın şehre ya? Merak ettim şimdi. Oğlum artık sürpriz olsun. Gelin görürsünüz şimdi. Zengin'e de söyleyeyim zengin de gelsin. Zengin ve Rüzgar da merak eder. Onlar da gelip görsün. Zengin! Zengin abi aç kapıyı. Fakir geldi. Acaba ne istiyor? Babacım gideyim mi kapıya bakmaya? Beraber gidelim oğlum. Zengin daha kahvaltı yapacaktık. Bir yere gitmeyin. Tamam Barbie tamam ya. Fazla uzaklaşmayız. Sen yemeği hazırla ben tekrardan eve gelirim. Tamam Zengin tamam. Ben hemen yemeği hazırlamaya başlıyorum. Tamamdır Barbie. Rüzgar hadi gel oğlum. Bakalım fakir ne istiyor? Fakirle barıştığımız için o kadar mutluyum ki. Geldim fakir geldim. Fakir ne oldu kardeşim? Bir şey mi oldu? Evet Zengin, şehre yeni bir yer yaptırdım. Senin de görmeni istedim. İstersen sen de gel gör. Bakalım beğenecek misin? Tamam fikir tamam. Tıpkı eski günlerdeki gibi, değil mi? Aynen öyle abi. Eskiden nasıl beraber şehre yeni yerler yaptırıyorduk? Aynen öyle. Bundan sonra da şehre istediğimiz zaman yeni yerler yaptırmaya devam ederiz. Tamam kardeşim, tamam. Haydi gidelim şu yeni yeri görelim artık ya. Ne yaptırdım merak ettim. Gidince görürsün abi. Takip et beni. Bakalım beğenecek misin? Haydi çocuklar gelin siz de. Yeni yeri görün. Şu kapıları da kapatalım. Evet. Bakalım beğenecek misiniz ya? Hasan Usta tamamlamış. Şimdi duvarları da sökecek etrafındaki. İşte etrafında büyük büyük duvarlar var. O duvarları da sökünce ne yaptırdığımı göreceksiniz. Şehirde olmayan bir şey yaptırdım. İşte bu. Hasan Usta şimdi söker burasını. Evet fakir bey duvarları da söktüm. Artık gelin içerisini görün. Berber dükkanı harika oldu. Şuna baksanıza fakir bey. Dışarıdan da şöyle bir fotoğraf koydum. Dışarıdan herkes görebiliyor. İyi düşünmüşsün Hasan Usta. Gerçekten güzel olmuş o fotoğraf. Evet fakir bey siz bir de içerisini görün. Girerken buraya bir otomatik kapı koydum. Otomatik kapıdan geçip gireceğiz. Otomatik kapı mı? Hayatımda ilk defa otomatik kapıdan geçeceğim dersem yalan olur. Çünkü daha önceden geçmiştim pardon pardon. Evet Arda sen zamanında az mı gizli yerler buldun? Sen çok otomatik kapıdan geçtin. Ama bu o geçtiğin otomatik kapılara benzemez. Çok güzel bir kapı. Haydi gelin içeriye takip edin beni. Bakalım içerisini beğeni misiniz? Evet otomatik kapı böyle açılıyor geriye doğru. Buradan sağdan ve soldan girişler var. Burası da içerisi. Berber dükkanı işte burası. Vay be içerisi harika olmuş. Hasan Usta hayatımda gördüğüm en güzel berber dükkanlarından birisi. Şuna baksana fakir öyle değil mi? Aynen abi. Ben de daha önceden bu kadar lüks bir berber görmemiştim. E ee, orası da bizim farkımız değil mi çocuklar? Evet evet. Hasan Usta gerçekten işini çok güzel yapıyor. Bence de. Ben de burayı çok beğendim. Babacım saçlarımı kestirebilir miyim? Oğlum senin saçların daha kısa. Hem burada çalışan kimse yok ki. Şimdi buraya bir işçi bulmamız gerekecek. Evet zengin bey aynen öyle. Burada çalışması için bir işçiye ihtiyacınız olacak. Ama saçları güzel kessin ki herkes bu berberi çok beğensin. Belki şehir dışından da gelenler olur. Yani bu berber çok iyi saç keserse şehir dışından da gelirler. İnsanlar saçlarını kestirir. Evet Hasan usta doğru söylüyorsun. Şöyle birazcık etrafı gezelim ya. Şuna baksana her şeyi düşünmüş ya. Özellikle şu yerdeki halı çok hoşuma gitti. Çok güzel değil mi fakir? Evet abi ben de çok beğendim. Her yer pırıl pırıl parlıyor. Yerleri de temizlemiş Hasan Usta. Aynen öyle. Çok güzel ya. Şuna baksana aynalar koymuş. Her sandalyenin yanına tarak koymuş. Çeşme var, aynalar var, sandalyeler var. Televizyonlar var. Her yer çok güzel ya. Hasan Usta sen çok başarılısın ya. Hasan Usta'ya daha bir sürü yer yaptıralım fakir. İşini gerçekten çok güzel yapıyor. Şuna baksana içerisi harika olmuş. Daha bir sürü yer yaptıralım. Ne yaptırsak acaba? Zengin onu takipçilerimize soralım. Ne isterlerse onu yaptıralım. Haklısın kardeşim. Arkadaşlar siz de Hasan Usta'nın ne yapmasını istiyorsanız yorumlarda yazın. Şu yaptığı yere baksanıza arkadaşlar. Bir berber dükkanı yaptı ama harika olmuş. Siz de eğer ki böyle güzel yerler yaptırmak istiyorsanız Hasan Usta'ya yorumlarda yazın. En çok beğeni alan yeri yaptıracağız Hasan Usta'ya. Değil mi Hasan Usta? Aynen öyle. Hatta ben ücretsiz yapacağım. En çok beğeni alan yorumu ücretsiz olarak şehre yapacağım. Tamamdır Hasan Usta'dan da söz aldığımıza göre artık düşünme sırası sizde arkadaşlar neyse fakir Barbie de evde yemek hazırlıyordu İsterseniz gelin bizde kahvaltı yapalım ne dersin? Olur zengin olur haydi gidelim abi Tamamdır kardeşim Hasan Usta sen de artık evine gidebilirsin maaşını banka hesabına yatırırız olur mu? Olur zengin bey sorun değil hatta isterseniz sonra da verebilirsiniz Yok yok maaşını banka hesabına yatırırım ben. Haydi fakir biz de artık eve gidelim de kahvaltı yapalım. Barbie çok güzel yemekler hazırlamıştır şimdi bize. Of be şehir git gide gelişiyor. Hapisten de çıktım o kadar mutluyum ki. Elmas dükkanında çalışıyor marketlerde çalışıyor. Şehir tıkırında her şey çok güzel. Fakir kardeşim Barbie istersen istediğin bir yemeği yapsın. Yok zengin yok yaptığı her yemeği yerim ben. Tamam kardeşim haydi hemen eve girelim. Şu ana kadar bu şehre yaptığım en güzel yer burası oldu. Umarım bundan sonra da burası gibi diğer yerlerde çok güzel olur. Neyse ben de artık eve gideyim ya. Burayı yapmak gerçekten uzun sürdü. Çok yoruldum. Özellikle de şu fotoğrafı oraya koymak çok yordu beni ya. Şimdi dışarıdan bu berberi görenler bu resimdeki adam gibi yakışıklı olacaklar. O yüzden hepsi bu berbere hücum edecek. Neyse. Berber çok güzel oldu. Ben de artık eve gideyim. Öf, öf, çok yoruldum. Zengin bey tekrardan beni arayana kadar ya da fakir bey. Birazcık evde dinleneyim de şehre daha bir sürü yer yaptıracak bunlar anlaşılan. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım var. Bu arabacı da hala neden açılmamış ya? Dur bir sorayım. Açılacaktı burası ama açılmamış hala. Arabacı kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz buyurun. Arabacı buraya arabalar gelecekti ama hala gelmemiş. Neden gelmedi? Ya bizde araba satın alamıyoruz ki. Yakın zamanda gelecek ama ne zaman geleceği belli değil. Şu anda arabalar yurt dışından geliyor. Yani gelmesi baya bir uzun sürüyor. O yüzden biz de bekliyoruz. He anladım. Yurt dışından geldiği için bekliyorsunuz yani. Peki güzel arabalar var mı? Ben de kendime yeni bir araba almak istiyorum da. Sonuçta şehre bir sürü yeni yer yaptım ve cebimde baya bir para birikti. Bu paraları harcamak istiyorum. Olmaz mı ya? Ferrari var, Lamborghini var, Porsche var. Ne isterseniz var. Hangi arabadan istersiniz? Aslında ben bir tane Mercedes istiyordum. Mercedes var mı? Var var merak etmeyin. Arabalar yakında yurt dışından gelecek. O zaman size hepsini gösteririm. Tamamdır arabacı bey. Gelince mutlaka benim haberim olsun. Sakın Mercedes'i kimseye satmayın ben alacağım. Tamam tamam anlaştık. Merak etmeyin işçi bey. Size direkt haber veririm ben. Tamamdır. Size kolay gelsin. Ben şimdilik gidiyorum. Evde birazcık dinleneceğim. Şehre tekrardan geldiğimde herhalde arabalar gelmiş olur. O zaman Mercedes alırım. Eve yürüyerek gidiyorum ya çok yoruluyorum. Evet evet haklısınız. Eve artık araba ile gidebilirsiniz. Tamam neyse görüşürüz. Kolay gelsin. Artık ben de eve gideyim. Şirin ne yapıyorsun burada? Birazcık dışarı hava almak için çıktım. Canım evde çok sıkıldı da. He tamam Şirin. Diğer Şirin arkadaşlarına selam söyle. Haydi bakalım. Tamam tamam söylerim. Kolay gelsin Hasan Usta. Sağ ol Şirin görüşürüz. Şirinler çok tatlı ya. Neyse yine araba alacağım için çok heyecanlıyım. Bakalım arabalar geldiğinde şu Mercedes'i beğenecek miyim? Bence güzel olur ya. Bundan sonra evime hem arabayla giderim. Çok harika olur her şey. Barbie gerçekten yemekler çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Her şeyi çok beğendim. Sağ ol Fakir. Sen zengini hapisten çıkarttın ya. Sana istediğin zaman yemek hazırlarım merak etme. Sağ var bir sağ ol. Neyse çocuklar haydi artık biz de eve gidelim Salih Arda. Tamam babacım haydi gidelim. Şehre yeni yerler yaptıracağız ya. Ben de bir şey söyleyebilir miyim babacım? Evde söylersin oğlum. Senin de aklında bir yer var galiba. Evet baba harika bir şey var aklımda. Onu yaptır şehre lütfen. Tamam oğlum evde konuşuruz. Zengin abi görüşürüz. Görüşürüz kardeşim kendine iyi bak. Sen de abi sen de. Hadi çocuklar gidiyoruz. Şehre çok güzel yerler yaptıracağım ya. Çok mutluyum.